Teknolojileri ve tasarım tabanlı inovasyon ve girişimciliği yaymak ve yeni iş oluşumlarına ortam sağlamak amacıyla kurulan Başakşehir Living Lab sahasında Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyor. Başakşehir Living Lab, bilişim teknolojileri ve tasarım tabanlı inovasyon ve girişimciliği yaymak ve yeni iş oluşumlarına ortam sağlamak amacıyla kuruldu. Başakşehir Living Lab, bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin gerçek yaşam ortamında gerçek kullanıcılarla test edilebileceği ve geliştirilebileceği ortam. Living Lab, toplumun yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamı. Başakşehir Living Lab kapsamındaki Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi binası 1 GB hız kapasiteli fiber optik internet altyapısına sahip olup Gold seviyede LED yeşil bina sertifikasına sahip. Bilişim teknolojileri ve tasarım konusunda projeleri olan girişimciler projelerinin onaylanması halinde Başakşehir İnovasyon ve Ticaret Merkezi'nde kendilerine ayrılan alanlarda çalışabilir ve proje süreci boyunca Başakşehir Living Lab'deki ayrıcalıklı imkanların tamamından ücretsiz olarak faydalanabilirler. Belediyecilik, proje ve hizmetlerinde katılımcı, sürdürülebilir, yenilikçi ve inovatif yaklaşımlarıyla bir model olmayı başaran Başakşehir Belediyesi'nin bu önemli projesini Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'la konuştuk. İstanbul'da şimdi 2008 yılında yeni ilçeler kuruldu. Yeni ilçeler kurulduğu zaman Başakşehir İstanbul'un yeni yüzü olarak planlanan bir ilçe olarak zaten kuruldu. Tabi bunun daha evveliyatı da var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemlerde İstanbul'da Başakşehir'de ilk o zaman başladı. O zaman işte sosyal konut amaçlı ilk birinci etabı yapıldı. Ondan sonraki süreçte ikinci etaplara devamı geldi. Ve daha sonrasında ilçe olarak burası planlandı ve ilçe olduğumuz dönemde, yani Başakşehir ilçe olarak kurulduğu zaman nüfusu 187 bin idi. Fakat alanı geniş olduğu için burada planlanan nüfus ise 800 ila 1 milyon nüfus idi. Kurulduğu zaman dahi o nüfusun %50'den fazlası planlı yerde oturuyordu. Yani 187 binin de %50'den fazlası planlı bölgede oturuyordu. Daha sonra yeni gelecek nüfus da planlı bölgede oturacak ise 800 ila 1 milyon olacaksa %90'ı planlanmış bir ilçe haline dönecek burası. Böyle olunca İstanbul'da herhalde bu şekilde önceden imar planları yapılmış, planlı bir şekilde yapılaşmış, gece kondusu olmayacak veya bu kadar az olacak başka bir ilçe olmuyor. Living Lab aslında kelime manası yaşayan laboratuvar anlamına geliyor. İşte akıllı şehir var, işte teknokent var, ARGE merkezleri var, birçok şey var. Ama belediyeler açısından Living Lab dediğimiz zaman, Living Lab aslında belediyenin herhangi bir konu seçtikten sonra o konuyla ilgili en son teknolojinin vatandaşla buluşturulma projesi. Bu yetki Avrupa Birliği bünyesinde oluşan bir birlik var. Onlardan alınıyor. Biz Başakşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk Living Lab yetkisi alan belediyeyiz. Bu yetkiyi aldıktan sonra seçmiş olduğumuz konular var. Bunlardan bir tanesi iletişim teknolojileri, bir tanesi temiz çevre, bir tanesi temiz enerji. Temiz çevre dediğimiz zaman her belediyenin çöp toplama vesaire çalışmaları var. Yer altına çöp konteynerlerini alma projeleri var. Şu anda biz ilçemizde, ilçe sınırlarımızda yer altına çöp konteynerlerimizi aldık. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. Dünyada birçok belediyede bunlar yapılmış. Türkiye'de de bazı belediyeler yer altına çöp konteynerlerini almış. Tabii onların böyle aksayan yerlerin vesairesinde baktık, en iyisini, en mükemmelini yaptık. Ama ilave bir şey yaptık, dünyada ilk. Biz Başakşehir Belediye binamızdan, olduğumuz yerden bütün çöp konteynerlerimizi, ki şu anda ilçemizin üçte birini ona dönüştürdük, o yer altına aldığımız çöp konteynerlerimizin, ne kadar içerisinde çöp dolmuş,
ne kadar seviyede çöp var bunları takip edebiliyoruz. Sağlık alanındaki yaptığımız çalışmada şu ana kadar biz herhalde bir 35 bin hastamızı taradık. Değişik işte sitelerde, alışveriş merkezlerinde, bizim bilgi evlerimizde. Vatandaşımız geliyor. Bunun bir adım sonrası vatandaşın kendisi evinde yapması. Geldiği zaman biz basit bir kan örneği almakla yaklaşık vatandaşın check-up'ını yapıyoruz. Şu anda 32-33 konuda vatandaşın değerlerini ölçebiliyoruz. Yani bir nevi vatandaşın bir hastaneye gittiği zaman 3 günde, 2 günde alabileceği check-up sonuçlarını biz orada 15-20 dakikada bir şekilde bunu kendisine vermiş oluyoruz. Belediyelerin bu Living Lab yetkisini alıp teknolojiyle vatandaşı buluşturması, uygulamalarıyla, örnekleriyle birlikte buluşturması ülkemizde çok şeyi değiştireceğini düşünüyorum. Kısa bir zamanda birçok belediye aynı çalışmalara başlayacak diye düşünüyorum. Zaten dünyada bu yeni başlanılan bir şey. Öncesinden birçok böyle teknoloji merkezleri, akıllı şehirler üzerine çalışmalar olmuş ama var olan teknolojilerin aslında vatandaşa ulaştırılması adına bu bir çalışma. Yani bizim burası bir Ar-Ge, bir yeni bir şey oluşturma değil. Var olan bir teknolojiyi vatandaşa ulaştırma. Biz dünyada ilk defa çöp konteynerini merkezden takip ediyoruz ama aslında o var olan bir teknoloji. Yani park sensörünün çöp konteynerinin kapağına konulup seviyenin ölçülmesinden ibaret bir şey. Yani yeni bir teknoloji değil bu. Ama teknolojinin hizmete dönüştürülmesi yeni bir şey. Özellikle Türkiye'de dinamik bir yapı var, ihracat vesaire baktığımız zaman katma değer oranlarımız artması gerekiyor. Bunu da ancak teknolojiyle arttırabiliriz. Teknolojinin de vatandaşa, insanlara en iyi ulaşabileceği noktalar yerel yönetimler, yani belediyeler. O konuda Living Lab gerçekten önemli bir çalışma.